Gündeminde hem salgın hem de siyaset vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Salgın ve normalleşme sürecine ilişkin konuşan Kalın, Türkiye ekonomisinde büyük paya sahip olan turizme dikkat çekti. Kalın, turizm sektörünün Haziran ortasında açılmasını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Türkiye'de salgın durumunda yakalanan pozitif ivmeye de değindi. Bu pozitif ivmeyi gölgeleyecek herhangi bir gelişmeye müsaade etmemiz söz konusu değil ifadelerini kullandı. İbrahim Kalın, turizme ilişkin adımların sağlık tedbirleriyle çelişmeyeceğini de belirtti. Turistlere kendi ülkelerinde uçaklara binmeden önce ve Türkiye'ye geldiklerinde test yapılacağını da aktardı. Kalın'ın açıklamasına göre turizm bölgelerinde otel gibi yerlerde test merkezleri olacak. Turistik mekanların kendi şartları içerisinde salgına ilişkin alınan önlemleri uygulayabileceği mekanizma üzerinde de çalışılıyor. Ayrıca yurt dışından gelecek turistlerin Türkiye'de risk oluşturmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı Kalın. İç turizm harekete geçtiğinde de vatandaşların kurallara uyması gerektiğini kaydetti. Kalın'ın gündeminde siyaset de vardı. CHP'nin Gelecek ve Deva partilerine milletvekili desteği verebileceği tartışmaları üzerine konuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü milletvekili transferleri demokrasinin temel ilkelerine karşı dedi. Kalın, transferin sivil siyasete zarar verdiğinin de altını çizdi. Camilerden müzik çalınmasına ilişkin de konuşan Kalın, bunlar milletin sinir uçlarıyla oynamak için yapılan provokasyonlar ifadelerini kullandı.